Herkese selamlar. Bugün sizlere çok sorulan bir sorudan, Amerika'da bir iş yeri devralırken nelere dikkat edilmesi gerekir sorusundan bahsetmek istiyorum. Bir iş yeri devralmak çoğu zaman yeni bir iş kurmaktan daha kolaydır. Yeni bir işi kurarken karşılaştığınız birçok sorunla, baş ağrısıyla bir iş yerini devralırken karşılaşmazsınız. Eğer bir iş yerini devralırken dikkat edilmesi gereken konulara dikkat etmezseniz, iyi araştırma yapmazsanız bu sefer aldığınız işletmeyle mutlu olmayabilirsiniz, pişman olabilirsiniz. O yüzden bir işletmeyi devralırken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusu çok önemli. Öncelikle Amerika içinde her sene yaklaşık 500 bin iş yerinin devredildiği istatistiğiyle başlayalım. Bu sayının önümüzdeki yıllarda daha da artması bekleniyor. Aynı zamanda özellikle Amerika'ya gelip burada yerleşmek isteyenler, bir oturum vizesi almak isteyenlerin de çok fazla tercih ettiği metotlardan bir tanesi bir işletmenin devralınması. Bir işletmeyi devralmak istediğinizde bunu etki eden birçok faktör var. Mesela finansal olarak gücünüz nedir? Mesela ilgi alanlarınız ne üzerine? Mesela tecrübeniz hangi konular üzerine? Aldığınız işletmeyi işletirken mutlu olacak mısınız? Bununla ilgili gerekli tecrübe sizde var mı? Bu konular çok büyük önem arz ediyor. Bazen işletmeyi devralırken sadece maddi boyutuna bakılması veyahut da sadece vize getirebilecek bir işletme olmasına bakılması kişilerin hata yapmasına neden oluyor. Benim bunca yıllık tecrübemde gördüğüm en önemli şey bir işletmeyi devralan kişinin o işi yapmak için gerekli azme, gerekli iştiyaka, aşka şevke sahip olması. Bence bu mesele çok önemli. Bir işletmeyi devraldıktan sonra o işe her gün gidecek olmanız veyahut da uzaktan işletecek olsanız bile bu işletmenin işlerinin en azından ilgi alanınıza giriyor olması, seviyor olmanız bir işletmenin devamı için öncelikli olan faktörler arasında. Aynı zamanda devralmak istediğiniz işletmenin faaliyet alanı da önemli. Eğer bu faaliyet alanına zaten ilgi duyuyorsanız, zaten zevkle takip ettiğiniz bir alansa o zaman o işletmeyi büyütmeniz, daha ileri hedeflere taşımanız mümkün olabilir. Peki devralacağınız işletmeyi nereden bulacaksınız? Bu çoğu zaman bir tanıdığın işletmeyi devretmesi sizin de onu devralmanız şeklinde olabilir. Ama tabi bu en çok kullanılan metot değil. En çok kullanılan metot işletmelerin satın alma ilanlarının olduğu web siteleri. Mesela en çok kullanılan web sitesi bizbysell.com web sitesi. Burada çok sayıda işletme var satılık olan. Craigslist'te çok sayıda işletme var satılık olan. Yine iş komisyoncuları yani İngilizce'deki tabiriyle business brokerlar bu işletmelerin satılması için aracılık yapan kişiler arasında. Tabii ki web sitesinden ulaştığınız bilgiler, bir brokerın size sunduğu bilgiler bunların hepsi araştırılması gereken doğruluğunun kontrol edilmesi gereken bilgiler. İşletmeyi satmak isteyen bir işletme sahibi genel itibariyle sizin sorduğunuz sorulara, istediğiniz evraklara geri dönüş yapmak, bunlarla ilgili size bilgi ve belge verme konusunda mümkün olduğu kadar açık olmak zorundadır. Çünkü Amerika'da işini satmak isteyenler, buradaki vergi sistemine tabi olan kişiler mümkün olduğu kadar dokümanları size sunmaya çalışacaklardır. Çünkü İşletmelerini satmak isteyen kişilerin normalde saklayacak, gizleyecek hiçbir şeyleri olmadığı varsayılır. Her ne kadar business broker'lar bir işletmenin satın alınmasına aracılık yapsalar da, business broker'ların satıcıları temsil ettiğini unutmamak lazım. Ama yine de business broker'lar size satın almak istediğiniz işletmenin endüstri alanı ile ilgili, coğrafi lokasyonu ile ilgili dolar aralığıyla ilgili yardımcı olabilirler. Böylece birçok opsiyon arasında sizin için uygun olan opsiyonları sizin için çıkartabilirler. Bir işletmeyi devralırken yapılması gereken kontroller, İngilizcedeki tabiriyle due diligence meselesi daha sonra detaylı bir şekilde bahsedeceğim bir konu olacak. Bir işletmeyi devralmak istediğinizde en önemli sorulması gereken bir sorulardan bir tanesi de acaba bu işletme neden satılıyor? Hani ev alırken bazen evi satan kişilere sorarsanız çok güzel görünüyor eviniz bu evi niye satmak istiyorsunuz diye. Ben bunu mesela çok merak ederim. Bir işletmeyi satın alırken de her zaman işletmeyi satan kişiye acaba bu işletmeyi neden satmak istediği sorulabilir. Bazen sebepler çok açık olabiliyor. Mesela bir kişinin artık emekli olmak istemesi gibi veya birden fazla işinin olması, öbür işlerine daha çok odaklanmak istemesi ve bu işi bırakmak istemesi gibi sebepler olabilir. Bazen de bu işle alakalı bazı problemler olabilir. Mesela o işletme şimdiye kadar iyi işletilmemiş olabilir veyahut da markayla ilgili bir problem olabilir veya lokasyonla ilgili o işin bulunduğu lokasyonla ilgili bir sorun olabilir. Bu tip konuları daha detaylı anlayabilmek için aklınıza gelen bütün soruları işletme sahibine veyahut da işletmeyi bir broker temsil ediyorsa brokera bu soruları sormanız ve sizi tatmin edici cevaplar almaya çalışmanız iyi olur bir işletmenin niye satıldığını anlamak için aynı zamanda eğer izin veriliyorsa o işletmenin çalışanlarıyla konuşmak, o işletmenin müşterileriyle konuşmak da iyi bir fikir olabilir. Bir iş yerini satın almak isteyen birisi aynı zamanda o iş yerinin sahibine o işletmede bir süre vakit geçirmeyi ve işi görmeyi de teklif edebilir. Benim zamanımda böyle bir müvekkilim olmuştu. Bir pizza dükkanını satın almıştı. Pizza dükkanı ile ilgili aralarındaki anlaşmanın maddelerini sorarken çok spesifik maddeler olduğunu gördüm. Dolar miktarının çok spesifik bir dolar miktarı olduğunu gördüm ve sordum bu miktara nasıl ulaştınız diye. Müvekkilim bana dedi ki ben bu devralmak istediğim işletmenin sahibiyle konuştum. Bir hafta boyunca bu pizza dükkanında vakit geçirmek istiyorum. Bana bu konuda yardımcı olur musun, müsaade eder misin diye sordum. O da olur dedi. Ben bir hafta boyunca oturdum, gözlem yaptım. Daha sonra onun istediği fiyat, benim teklif ettiğim fiyat ortada bir yerde buluştuk demişti. Bu da önemli bir gözlem çünkü devralmak istediğiniz işletmeyi yerinde görmeniz, yerinde incelemeniz, en azından bunu iş sahibine teklif etmeniz, kabul etmesi durumunda da bunu yapabilmeniz mümkün olabilir. Diyelim ki elinizde birkaç tane opsiyon var. Bunların hangisine daha fazla odaklanalım? Hangisine yatırım yapalım diye düşündüğünüzde aynı zamanda elinizdeki bütçenizi, amaçlarınızı ve bu işe verebileceğiniz kaynaklarınızı düşünmeniz önemli. Mesela elinizde alternatif birkaç iş varsa, bunların arasından size en uygun olacağını düşündüğünüz, amaçlarınıza en uygun, en az vaktinizi alacak, belki en az maliyeti olacak veyahut da çok maliyeti olacak ama o maliyeti verdikten sonra size çok getiri getirecek işi tercih edebilirsiniz. Dolayısıyla en son noktada karar verirken kabiliyetleriniz, tecrübeniz, bir işe ne kadar vakit ayırmak istediğiniz, amaçlarınız, o işi ne kadar değiştirebileceğiniz konuları da önemli. Diyelim ki bir işletmeyi devralmak için karar verdiniz ve şimdi de gereken adımları atmak üzeresiniz. Peki neler yapmanız gerekiyor bu işletmeyi devralmak için? En önemli konulardan bir tanesi çok büyük istisnalar olmadıktan sonra bir işletmenin şirketini değil işletmenin içindeki mal varlığını devralmaktır. Biraz bunun detayına girelim. İki şekilde bir işletmeyi devralabilirsiniz. Bir tanesi o şirketin içine girerek yani o şirketin hisselerini satın alarak o şirketin zırhı altına girip o işletmeyi devralabilirsiniz. İkinci alternatif ise kendiniz bir şirket kurabilirsiniz ve kurduğunuz şirkete Devralmak istediğiniz işletmenin mal varlığını alıp kendi şirketinizin içine koyabilirsiniz. Buna asset purchase agreement deniyor İngilizcede. Türkçesi mal varlığının satın alınması sözleşmesi deniyor. Biz aşağı yukarı her zaman bir istisna olmadıkça kişinin kendi şirketini kurması gerektiğini ve mal varlığının devralması gerektiğini söylüyoruz, tavsiye ediyoruz. Bunun sebebi daha önceki şirketin içindeki bazı problemlerle karşılaşmamanız o şirketin zırhı altına girerek o şirket dertlerinden, sorunlarından sorumlu olmamanızdır. Kendi kurduğunuz işletme, kendi kurduğun, kurduğunuz şirket sıfır bir şirket olacak ve oradaki mal varlığını alıp kendi şirketinizin içine koyarak tabiri caizse sıfır kilometre ile yola başlamış olacaksınız. Bir işletmenin mal varlığını veya işletmeyi satın alırken yanınızda olması gereken iki tane profesyonel var. Bunlardan bir tanesi muhasebeci, bir tanesi de ticaret avukatı. Çünkü muhasebeci size işin finansal konularıyla alakalı, ticaret avukatı da size işin hukuki konularıyla alakalı yardımcı olmak durumunda. Mesela bir işletmenin aşağı yukarı ne kadar değere sahip olduğu, bir işletmenin borçları, alacakları, bir işletmenin sorumlu olduğu vergiler, bunların hepsiyle ilgili bir muhasebeci size çok güzel bir resim çıkartabilir. Yine bir alım satım sözleşmesinin nasıl yapılması gerektiği, hakların ve sorumlulukların neler olacağı, bu hakların ve sorumlulukların nerede başlayacağı, nerede biteceği bu konularla alakalı da bir ticaret avukatı size gayet güzel bir şekilde yardımcı olabilir. Çoğu zaman bu alım satım sözleşmelerinde satıcı tarafın avukatı bir alım satım sözleşmesi imzalar ve onu size gönderir. Alacak olan kişiye gönderir alacak olan kişinin de bu sefer bu at alım satım sözleşmesini kendi avukatına inceletmesi ve bir geri dönüş yapması gerekir. Düşülen hatalardan bir tanesi ortada tek bir avukatın olmasının yeterliymiş gibi düşünülmesi. Halbuki satıcının avukatı sadece satıcının haklarını korumak için oradadır. Alıcının da kendi avukatı olması gerekir ki o da alıcı tarafından durumu değerlendirebilsin alıcının menfaatlerini koruyabilsin ve bu aradaki pazarlıklar çoğu zaman git gel şeklinde döküman üzerinde devam eder ve günün birinde o dökümana nihai hali verilir. Bu alım satım süreci içinde incelemeniz gereken bir sürü döküman olacaktır ve yeni yapmanız gereken bir sürü başvurular olabilir. Dolayısıyla bu süreci bir ticaret avukatının yardımıyla götürmeniz gerekir. En önemli konulardan bir tanesi mesela bir restoranın devrinde en az birkaç tane lisansın devredilmesi söz konusu olabilir. Bunlar doğru bir şekilde devrediliyor mu? İş yerinde bunlar zaten var mı? Herhangi bir ihlal var mı yok mu? Bunların hepsinin araştırılması gerekir. Bu tip alım satım sözleşmeleri özellikle E2 yatırımcı vizesi konseptinde de veyahut da bir vizeye ihtiyacı olmayan müvekkillerimizde de sadece işletme devralma, satma konularında da sık sık gündeme geldiği için biz de hukuk bürosu olarak bu konularda servis veriyoruz. Hem alıcıları hem de satıcıları avukat olarak temsil etme yetkimiz var. Eğer bir iş yerini satın alırken mallarını satın alma şeklinde değil, şirketi satın alma şeklinde hareket ediyorsanız, o şirketin de doğru bir şekilde işletildiğinden, bütün izinlerinin ve resmi belgelerinin tamam olduğundan emin olmanız gerekir. Mesela çoğu zaman LLC olarak kurulan şirketlerde resmi şirket dokümanları bulunamıyor. Bunlar çoğu zaman ilk başta şirketi kuran tarafından yapılmadığı veya da ihmal edildiği için. Eğer böyle bir şirketi satın alacaksanız şirketin bütün resmi dokümanlarının tamam olduğunu, herhangi bir resmi dokümanın eksik olmadığını, eyalette konumunun iyi bir pozisyonda olduğunu ve yapılması gereken bütün resmi işlemlerin yapıldığından emin olmanız gerekir. Yine bir işletmeyi alırken dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de Amerika'daki zoning kurallarına, yani bir işletmenin belli bir coğrafi lokasyonda faaliyet gösterilmesine izin verilip verilip verilmediğine dikkat edilmesi. Mesela bazı bölgeler residential diye geçer, insanların oturduğu yerlerdir. Orada iş yeri açamazsınız. Bazı yerler işletme için, bazı yerler iş yeri için tahsis edilmiştir. Orada mesken yapamazsınız, oturum yapamazsınız. Dolayısıyla yapmış olduğunuz işin aynı zamanda iş yeri olarak belirlenen bazı yerlerde de belli işleri yapabilirsiniz ve belli işleri yapamazsınız. Bunların bütününe zoning requirements, zoning regulations deniyor Amerika'da. Devralmaya çalıştığınız iş yerinin orada o işi yapıyor olması illa da zoning kurallarına uygun olarak bu işi yaptıklarını göstermez. Belki kanunlara, kurallara uymadan yapıyorlardır. Dolayısıyla bunun da araştırılması gerekir. Devralmayı düşündüğünüz işletmenin sorumlulukları, imzalamış olduğu anlaşmalar, özellikle kira kontratı da çok önemli bir konudur, değerlendirilmesi gereken. Özellikle devralmak istediğiniz yerin bir kira kontratı varsa, mutlaka önceden mal sahibiyle konuşup bu kira kontratının iş yeri devriyle size geçebileceğini, size devredilebileceğini de teyit etmek gerekir. Benim gördüğüm çoğu zaman bu mesele atlanıyor. Yani iş yeri sahibiyle böyle bir anlaşma yoluna giriliyor ama mal sahibiyle bu tip konular çok fazla konuşulmuyor. Daha çok sona yakın bunlar çıtlatılıyor mal sahibine. Bu sefer mal sahibi eğer bu devre rıza göstermezse bu sefer ortada bir anlaşma kalmıyor. Çünkü kira kontratını devralamazsanız o zaman işletmeyi işletemezsiniz. Bazen kendi müvekkillerimin bu tip problemlere Türk milletine has çözümler bulduğunu gördüğüm zaman bu konuda da özellikle uyarıyorum. Mesela bir örnek anlatayım. Bir ticari işletmenin devri sırasında bu ticari işletmenin mülk sahibi kira kontratını devretmek istemediğinde devreden kişi ne olacak canım hiç sorun değil kira kontratı bizim üzerimizde kalsın sen bize ödersin biz de mal sahibini öderiz şeklinde bir ara çözüm geliştirmişti. Tabi bunlar mal sahibinin onayı olmadan onun bilgisi olmadan yapılabilecek şeyler değil. O yüzden Amerika'da çözüm bulurken Amerikan sistemine uygun çözümler geliştirmeye dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bir işletmeyi devralırken dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de şirketin finansallarının güzel bir şekilde incelenmesi. Amerika'da her şirket vergi beyannamesi yapar her sene. Buna tax return denir. Mesela şirketin geçmiş tax return'lerinin incelenmesi. Sene içindeki durumunu anlayabilmek için şirketin banka ekstrelerinin incelenmesi, mizanın incelenmesi İngilizce tabiriyle profit loss table veya balance sheet dediğimiz dokümanların incelenmesi önemli hususlar arasında gelir. Yine çalışan kişilerin kayıtlarının incelenmesi ki buna İngilizcede payroll deniyor veya Türkiye'deki tabiriyle bordronun incelenmesi de önemli. Böylece genel olarak şirketin finansal durumu hakkında bir, bir bilgi sahibi olmuş olursunuz. Mesela ne kadarlık bir geliri var, ne kadarlık bir gideri var. Bordroya ne kadar ödüyor? masrafları nedir? Bu konular hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Mesela bir şirketin tek bir müşterisi var, varsa ve çok fazla sayıda bu müşteriye satış yapıyorsa o müşteriyi kaybetme durumunda ciddi sorunlar yaşayabilir. Bu da sizin değerlendirmeniz gereken konulardan bir tanesi olabilir. Yine bir şirket çok büyük oranda tek bir şirketten mal satın alıyorsa ve bu şirketle arası bozulursa özellikle iş sahibinin değişmesiyle bu ilişki bozulacaksa bu da sizin dikkat etmeniz gereken konulardan bir tanesi olabilir. Bir işletmeyi devralırken o işletmede çalışan kişilerin ünvanları birlikte mi çalışıyorlar, ayrı ayrı mı çalışıyorlar, kim kime rapor ediyor, kim neden sorumlu bunların anlaşılması da çok önemlidir. Çünkü bir işletmeyi devraldıktan sonra çoğu zaman işlerin tamamı sizin üzerinize kalır ve ondan sonra o gemiyi yürütmek sizin sorumluluğunuz olur. İşte bu sebepten dolayı devraldığınız işletmede devreden kişiden en az birkaç ay, birkaç hafta duruma göre sizinle kalmasını ve işletmeye sizin alışıp sizin işleri yürütene kadar sizinle beraber yönetimde size yardımcı olmasını talep edebilirsiniz. Birçok devir anlaşmasında bu bir hüküm olarak yer alır ve işletmeyi devreden kişiden en azından bir süre idari anlamda işletmeyi devralan kişiye destek olması istenir. Devraldığınız iş yerinde mobilya, araç gereç veyahut da depodan mallar böyle şeyler varsa bunların da durumu, ne kadar dayanabileceği, ne kadar bir dolar değerinin olduğu, bunların değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ve ve işletmenin devre esnasında bu ekipmanların, bu depodaki malların değerinin doğru bir şekilde yansıtılıp yansıtılmadığı da önemlidir. Bu alım-satım sözleşmelerinde çoğu zaman satın alma bedelinin bir kısmı avukat hesabında veyahut da bir yedi emin hesabında tutularak belli bir süre sonra ödenmesi temin edilir. Bunun sebebi de eğer satıcının söylemediği veyahut da farkında olmadığı sonradan ortaya çıkan sorumluluklar olursa ve bunlar satıcının sorumluluğundaysa o satış bedelinden harcanmak üzere satış bedelinin bir kısmı kenarda muhafaza edilir. Ve belli bir süre sonra herhangi bir sorumluluk ortaya çıkmadığında bu satış bedeli kenarda tutulan o kısmi satış bedeli de tekrar satıcıya gönderilir. Bugün size kısaca bahsetmeye çalıştığım bir iş yerinin devralınması konusu gördüğünüz gibi oldukça fazla detay içeren bir konu. Bunun doğru bir şekilde yapılabilmesi, sonuç itibariyle alıcının ve satıcının menfaatlerinin korunabilmesi ve hakkaniyete uygun bir işlem yapılabilmesi için her iki tarafında hem muhasebecisinin hem de bir ticaret avukatının olması gerekiyor. Ancak bu sayede devraldığınız işletmeyi minimum riskle hatta belki risksiz bir şekilde devraldığınızdan emin olabilirsiniz. İnanın bana hatta birbirleriyle akraba oldukları durumlarda bile bu tip devirlerin herhangi bir profesyonel yardım alınmadan yapılmış olması sonrasında çok büyük sorunlara yol açıyor. Öyle büyük sorunlar çıkıyor ki mesela bunlar yıllar içinde halledilemiyor. Hatta başlangıçta bunlara harcanması gereken masrafların çok daha ötesinde kat ve kat ötesinde masrafların açılmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bir iş yerinin devralınması esnasında veya hatta satılması esnasında alınması gereken profesyonel yardımı almaktan çekinmeyin, bundan kaçınmayın. Bunun için ödeyeceğiniz faturayı bu iş yerinin aynı zamanda bir sigortası olarak düşünebilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler faydalı olmuştur. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince cevap vermeye çalışırım. Belki de o sorulardan çıkan yeni bir videoda yapabiliriz. Çünkü bugün genel hatlarıyla anlattığım bu konu hakkında eminim sorusu olan bir sürü takipçimiz vardır. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.